Sevgili dostlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet 100 bin aboneye doğru adım adım ilerleme kampanyamız devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki sizlerin katkılarıyla. Videoya başlamadan önce alttaki like tuşunu kullanıp bana desteklerinizi sunarsanız sizlere minnet duyarım. Evet sevgili dostlarım dolarda son durumla ilgili hemen bir video analizimize başlayacağız. Biliyorsunuz dolarda son videomuzda 7.29'un önemine bahsetmiştik. 7.29 seviyesinde oluşan bir formasyonumuz mevcut demiştik ve dolar kuru bugün bu 7.29 seviyesine kadar bir test edip e, tekrardan yukarı yönlü e, ataklarına devam etti. E, şimdi dolarda bizim için geçmemiz gereken bir 7.37 direnci ve onun üstünde de 7.42 direnç bölgesi mevcut arkadaşlar. E, dolarda hala ana hedef bölgemiz kısa da 7.54 bizler için önemli. Burası ana hedef bölgemiz arkadaşlar. 7.29'da e, defansta durmamız gereken e, ana destek bölgemiz. Hareketlerin e, gerçekleşme şekli bu şekilde olacak. 7.29 e, üzerinde kaldıkça da dolar kurunda e, 7.42 seviyesindeki direnç bölgesi bir kez daha test edilecektir diye düşünmekteyim ve test edilip de kırılacağı yönünde fikirlerim hala devam etmekte arkadaşlar ve bunun neticesinde 7.54 seviyesine doğru dolar tl kurunun da ataklarını yukarı doğru devam ettirmesi muhtemel. Bir önceki videomuzda eski Türkiye, yeni Türkiye şeklinde bazı açıklamalarımız vardı arkadaşlar e, fakat e, eski Türkiye lafına e, çok sayıda tepki mesajı aldım şimdi arkadaşlar eski Türkiye derken bir açıklamada bulunayım e, eski Türkiye derken ben eskiden e, olan Türkiyeyi kötülemek amaçlı e, bu konuşmada bulunmadım benim burada ki o konuşmayı yapmamdaki amaç sadece ee, Yunanistan'la e, ilk yaptığımız savaş zamanında e, elimizde olan e, kısıtlı imkanlar, e, bunlardan bahsettim. Yani şu anki durumumuzda bu kısıtlı imkanlarımızın misli misli fazlası elimizde mevcut. E, ve bu sırf AK Parti ile de olmuş bir olay değil. E, bunu AK Parti'ye de kimse mal etmesin. Bu e, Sayın e, Cumhurbaşkanımız ve ee, başkomutanımız, başkomutanımız e, Mustafa Kemal Atatürk e, zamanında başlayarak e, DSP'si olsun, ANAP'ı olsun, e, CHP'si olsun, Doğru Yol Partisi olsun e, bu zaman zarfı içerisinde e, herkes e, ordunun e, ilerleyebilmesi için ve daha düzenli bir hale alabilmesi için e, çalışan tüm cumhurbaşkanlarımız ve başbakanlarımız bu işe hizmet etmiştir ve hepsinin bu işte bir emeği vardır. Benim kastım sadece o dönemdeki Yunanistan'la yaptığımız savaşı hatırlatmak ve şu anki bize karşı olacak bir mukavemetin Yunanistan ve Yunanistan halkına çok daha ağır bedeller ödeteceği yönündeki açıklamamdı. Yoksa siyasi Hiçbir yönlü açıklamam benim ne bir mümküniyeti vardır ne de böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Çünkü bu kanalı AK Partili arkadaşlarımız da izlemekte, CHP'li arkadaşlarımız da izlemekte, MHP'li, İYİ Partili, ANAP'lı, Doğru Yol Partili bütün arkadaşlarımız izlemekte. Ve kimin ve neyin ne olduğunu kimse bilemez. Biz siyaset yapmıyoruz, işimizde siyaset yapmak değil. E, fakat bugünkü e, bir sağlık çalışanımızın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na atmış olduğu mesajda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan aşure istemesi ve bunun neticesinde de e, sağlık çalışanımızın linç derecesine varan e, mesajlara boğulmasını da buradan esefle kınıyorum. Bunu yapanlar insan olamaz diyorum arkadaşlar. E, böyle bir şeyi nasıl yapabilmişler arkadaşlar. E, ki cinsel saldırıya varacak nitelikte e, mesajlar atılmış. Onların da hepsini buradan lanetliyorum. E, bir masum sağlık çalışanına e, böyle bir hakaret, özellikle de bir bayan arkadaşımıza böyle bir hakarette bulunulması bizi derinden üzmekte. E, biz Müslümanlar niye böyle olduk diye kendimize de bir e, sorma yönünde açıklama yapmamızı da bize hatırlatması yönünden de iyi oldu. Neyse konumuza dönelim arkadaşlar. Dolar TL kurunda dediğim gibi ilk etapta 7.29 aşağısına inilmedikçe tekrardan 7.37 ve 7.42 dirençlerine ataklar olacağı ve buranın kırılıp 7.54 seviyesine Dolar TL kurunun gideceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Şurada kısa bazlı bir Formasyon hedefimiz vardı. Gene son videomuzda anlatmıştık. Bir çanak kulp. Bunun hedefi de 8-10'lar civarından geçmekte arkadaşlar. Resmin diğer bir tarafı da gene dolar tl kurunda. Bizler için daha uzun da arkadaşlar. Gene bir çanak kulp oluşumuz mevcut. Bunun da hedefi gene şuradan geçen bir çanak kulp Resmi biraz daha büyütelim. Evet, şurada da bir resmin büyük kısmı mevcut. Burada da bir e, çanak oluşumuz mevcut. E, bunun hedefi de dediğimiz gibi 9.25'ler civarına denk gelmekte. Evet, dolar TL'de durum bu arkadaşlar. E, büyük resimde 7.29 altına iniş olmadıkça yukarıda 9.25. Olumlu bir senaryo halinde 7.29 altına inilmesi de 7.08, önce 7.18 ve 7.08 seviyelerine doğru geri çekilmeleri sebebiyet verebilir. Fakat orta desen defansif yerimiz, destek bölgemiz 7.29 üzerinde kaldıkça kısada dolar TL'de 7.42, 7.54 aralığı. Üzerinde 10 üzerinde 8.10 ve 8.10'un üzerinde de 9.25'li seviyeler Dolar-TL kurunda ve son durumu bizlere özetleyecek teknik gelişmeler olarak gözükmekte. Evet şimdilik Dolar kuru ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Like tuşunu kullanmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.